Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 11 Mayıs 2024 Cumartesi. Eğitimde şiddet bugünün de manşetinde. Okul müdürü İbrahim Oktugan'ın ölümü binlerce meslektaşını sokağa dökmüştü. Öğretmenlerin eğitimde şiddetle ilgili önlem alınması çağrısına yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yeni bir düzenleme hazırlandı haberini öğretmenlerimiz müşteri olsun diyerek verdi. Şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız dedi. İşte o düzenlemenin ayrıntıları. Bizim öğretmenimize eli kalkanın, evet biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın eski öğrencisi tarafından öldürülmesi bardağı taşırdı. Eğitimde şiddeti önlemeye yönelik düzenleme için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından öğretmenlerimiz müsterih olsun paylaşımı yaptı. Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız dedi. AK Parti'nin hazırladığı düzenlemenin detaylarını paylaştı. Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz. Meclise sunulacak düzenlemeyle öğretmenlere yönelik suçlarda cezalar yarı oranında arttırılacak, cezalar ertelenmeyecek, eğitimciye şiddet olaylarında tutuksuz yargılama önlenecek. Düzenleme özel okullarda çalışan öğretmenleri de kapsayacak. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğretmenlerimizle var olduk, bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak, bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Ve biz onlarla buralara tırmandık. Erdoğan paylaşımında öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir dedi. Düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz diye ekledi. Bizim kültürümüzde öğretmen sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, kendisine emanet edilen o körpe dimağları en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir gönül işçisidir. Düzenlemenin mecliste hızla yasalaştırılacağını ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. Hazırladığımız taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına gelecek. Milletvekillerimizin de siyasi parti ayırt etmeksizin hepsinin bu sürece sahip çıkacağından eminim. Eşe, dosta, akrabaya kıyak atamalarla gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde anlaşılan o ki başkanlar Özgür Özel'in çağrılarına kulak asmıyor. Özel geçtiğimiz günlerde Adana Yüreğir Belediyesi'nde yapılan yeğen atamalarının geri çekildiğini söylemişti hatırlarsanız. Ancak Başkan Ali Demirçalı'nın Özel'i dinlemediği gibi üstüne bir yeğenini daha belediyede müdür yaptığı ortaya çıktı. CHP'de bir başka krizin adı da İzmir oldu. Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın arası bakın neden açıldı. Bugün Adana'dan bir haber geldi. Oraya net olarak mesajımızı ilettik. Çözülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel böyle dedi ama Yüreğir Belediye Başkanı'nın Özgür Özel'in sözünü dinlemediği ortaya çıktı. Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı yaptığı yeğeni Hasan Aydoğan'ın atamasını geri çekmedi. Yeğen Aydoğan'a belediyede tam 10 ayrı birim bağlandı, yetmedi. Diğer yeğen Kubilay Aydoğan da emlak istimlak müdürü yapıldı. Buradan bir kez daha söylüyorum. Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. CHP'de bir başka krizin adresi ise İzmir oldu. Özgür Özel, Ümraniye'den belediye başkan adayı yaptı ama seçilemeyen Aykut Erdoğdu'nun belediyede genel sekreter olmasını istedi. Bunun için Cemil Tugay'ı aradı fakat hayır cevabı aldı. Yemeğe ihtiyacı olan diyene... Tugay'ın Özgür Özel'in isteğini iki kez geri çevirmesi gerilime neden oldu. Hatta iddiaya göre Özgür Özel Tugay'a yani genel başkanının isteğini yapmıyor musunuz diye sordu. Tugay da maalesef yapamıyorum, mevcut genel sekreterden çok memnunum karşılığını verdi.
Bunun üzerine Özgür Özel telefonu kapattı. Özel'in yakın çevresine Tugay için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaptım, sonucu böyle olmamalıydı dediği de iddia edildi. Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. Tavizimiz yok. Özgür Özel'in belediyelerde eş dost akrabayı işe almayın uyarısına rağmen kıyak atamalar tüm hızıyla devam ediyor. Çukurova Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'ne atanan Selami Kandemir'in yeğeni ve kız kardeşini de kendi biriminde müdür yaptığı öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un danışmanı İrfan Doğan da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in özel kalem müdürü oldu. CHP'li Sancaktepe Belediyesi de tepki çeken bir başka atamaya imza attı. Başkan Alper Yeğin, 2018'de terör soruşturmasından tutuklanan DEM Partili Nevzat Kılıcı kendisine yardımcı yaptı. Sizinle birlikte... İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tamamlandı. Partinin genel başkanı değişti ama parti içi istifa dalgası sürüyor. Son olarak İzmir ve İzmit'ten peş peşe istifa haberleri geldi. Gölcük ilçe teşkilatında yaşananlarsa deprem etkisi yarattı. Kongreler kongrelerde kalmalıdır. İYİ Parti dün olduğu gibi bugün de sizindir. Gelin yaralarımızı birbirimize sarılarak saralım. Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna oturduğu ilk andan beri verdiği birlik mesajları teşkilatta karşılık bulmadı. Partide kan kaybı önlenemiyor. Siz benim yanımda olun, siz benim arkamda olun, vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Yeter ki beni bırakmayın. Partide kongre krizi büyüdü. İzmir teşkilatından 400 üyeyle Gazi Emir ve Bornova teşkilatları istifa etti. İstifa rüzgarının yaşandığı bir başka adrese İzmit oldu. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan'la başlayan istifa depremi Gölcük'e de sıçradı. Gölcük İlçe Teşkilatı toplu halde istifa etti. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini güncellemesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun gözü yeniden önümüzdeki zam dönemine çevrildi. Oranlar yükseldi. Peki memur ve emekliler Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılar. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla %38'e güncelledi. Böylece milyonların zam hesabı da değişti. Piyasa beklentilerine göre 6 aylık enflasyon tahmini %24 seviyelerindeydi. Merkez Bankası'nın güncellemesiyle bu oran %26'ya çıktı. Tahmin gerçekleşir de Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklisine %26 zam verilirse en düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 600 liraya, 15 bin lira alan emekli maaşı 18 bin 900 liraya çıkacak. 20 bin lira maaş alan bir emekli ise Temmuz'da 25 bin 200 lira maaş alacak. Memur ve memur emeklisi eski tahmine göre Temmuz'da %18 seviyesinde zam alacaktı yeni tahminle. Hesaplar bir kez daha değişti. Memur ve memur emeklisi Temmuz'da %21 seviyesinde zam alabilir. Merkez Bankası'nın tahminleri tutarsa memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı %20,75 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 41.338 liraya, hemşire maaşları 48.516 liraya, öğretmen maaşı 48.035 liraya, polis memuru maaşları 53.482 liraya, kamuda çalışan mühendislerin maaşları ise 61.424 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da 14.741 liradan tahminlere göre 17.800 lira seviyesine çıkacak. Hemşire ve öğretmen emeklisi maaşı 26.690 lira, polis emeklisi maaşı 26.915 lira, mühendis emeklisi maaşı da 26.690 lira olacak. Milyonlar alacakları zam gibi ek iyileştirme yapılır mı sorusunun yanıtını da merak ediyor. Önümüzdeki günlerde refah payı, kök maaş düzenlemesi ve seyyanen artış gibi formüller de gündeme gelebilir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın planlı tatbikatlarından Deniz Kurdu 2024 Doğu Akdeniz'de başladı. Seçkin gözlemci gününde denizin hem altında hem de üstünde savaş senaryoları hayata geçirildi. Helikopterler teker teker havalandı, fırkateynler hep birlikte demir aldı. Hedefte düşman birlikleri vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Doğu Akdeniz'de icra ettiği Deniz Kurdu 2024 tatbikatı bu görüntülerle başladı. Muğla açıklarında yürütülen tatbikatta hem su üstünde hem de deniz altında savaş vardı. Hedefler vuruldu, saldırı girişimleri önlendi, düşman başarıyla geri püskürtüldü. Ankara'da yaşayan 9 yıllık kiracı ev sahibine 1800 lira ödüyordu. Düşük kira sebebiyle taraflar mahkemelik oldu. Dava jet hızıyla sonuçlandı. Kiranın yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle kiracıya tahliye kararı verildi. Ve yaşanan bu örnek bu konuda dertli ev sahipleri için de emsal oldu. Yıllık kira bedeli 28.250 TL'nin altında olan kiracılar dikkat etmeli. Çünkü ilk celsede tahliye kararı verilebilir. Düşük kira ödeyenler dikkat. Ankara'da kiracı ve ev sahibi bir türlü kira konusunda anlaşamayınca davalık oldu. Mahkeme düşük kirayı kabul etmedi. Kiracıyı haksız buldu ve tahliye kararı verdi. Eski kiracılar şu anda piyasada çok düşük kiralarla oturuyor. Enflasyona göre kirası çok düşük kalanlar var. İşte bu noktada ev sahibiyle kiracı karşı karşıya gelir. Bir dava açılırsa yıllık yasal olarak kira bedelinin altında eğer kiracı bir ödeme yapıyorsa işte o kiracıya tahliye yolu görünebilir. Ankara'daki tahliye davası 55 günde sonuçlandı. Yıllık kira bedelinde yasal sınır 28.250 lira, yani aylık 2.355 liraya denk geliyor. Kiracının ödediği aylık 1.800 liralık kira ücreti yasal sınırın altında kaldığı için mahkeme jet hızıyla sonuçlandı. Kiracı için verilen tahliye kararı da emsal oldu. Kiracı haksız bu konuda. Yani 1.800 lira kira nerede yani? Bugün köpek kulübesi tutuyorlar, ona bile 5.000 lira kira veriyorlar ya. Kiraya göre tabii ki haksız durumda kalıyor. Yani çünkü o rakamlara hiçbir yerde kira yok. Yıllık kiranız 28.250 TL'nin altında ise ilk duruşmada verilecek tahliye kararı kesin karar olacaktır. Tahliye kararıyla kiracı 9 yıldır oturduğu evi boşaltmak zorunda kaldı. Bu emsal örnek dışında düşük kira ödeyenlerin sayısı bir hayli fazla. Üstelik düşük kira ödeyene tahliye kararı çıkarsa dönüşü de yok. Bence ev sahibi haklı. Kiracı haksız. Kiracı tahliye olursa itiraz hakkı yok. Çünkü yasal sınırın altında kirası kaldığı için mahkemenin verdiği bu kararı bir üst mahkemeye taşıyamıyor. İlk duruşmada verilecek tahliye kararı kesin karar olacaktır. Yıllık olarak 28.250 liranın altında kira ödeyenler bir dava sürecinde tahliye ile karşı karşıya kalabilirler. İstanbul'da kentsel dönüşüm başladığı günden bu yana pek çok kez karşılaştığımız bir manzara bu. Aynı senaryo bu kez Şişli'de gerçek oldu. Bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki apartmandaki odalardan biri bir anda korkuluksuz balkona düştü. O dairede ünlü bir isim, oyuncu Tufan Gökpınar, arkadaşıyla birlikte kalıyordu ve evlerinin duvarının yıkılmasıyla da büyük şok yaşadılar. Belediyeden izinleri yok. Yıkım yapıyorlar. Burası da bizim dairemiz.
Bina kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecekti ama yıkılan sadece yeniden yapılacak bina olmadı. Bitişiğindeki apartmanın duvarı da yerle bir oldu. Evde şans eseri bir tane arkadaşım duruyordu. Köpeklerimiz içerideydi, can güvenliğimiz yoktu. Ünlü oyuncu Tufan Gökpınar'ın Şişli'de arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı dairenin bir odası dakikalar içinde duvarsız kaldı. Oyuncu Tufan Gökpınar arkadaşlarıyla birlikte dışarıdaydı. Eve geldiğinde ise karşılaştığı manzara ise işte bu. Bu durumla karşılaştık. İşi gücü bırakıp direkt buraya geldik. 3 gündür ben bunun iyileştirmesi için uğraşıyorum. Bu manzaranın temelinin aslında yıllar önce atıldığı da duvar yıkıldıktan sonra ortaya çıktı. Bitişik nizamdaki binaların duvarı ortaktı. Yani iki binanın arasında tek duvar vardı. Zamanında yapılan müteahhitin de suçu, her iki binanın suçu. Çünkü neden? Birbirinin duvarını kullanmışlar. Kepçeler, araçlar başladığı zaman biz binanın ziline bastık, kimse yoktu. Buraya başladık. Benim arkadaşım buradaydı. Köpek vardı. Zile bastı, kaçmadılar. Binalardan biri yıkılınca diğerindeki dairelerden biri duvarsız kaldı. Yani eğer bu inşaat devam ederse şu duvarın da aynı şekilde yıkılacağını söylüyorlar. Yani can güvenliği yok. Duvarın devamı olduğu için herhangi bir şey devam ettiğinde direkt bu duvarın inme riski var ve biz şurada oturmaya korkuyoruz. Evde köpekler var, o yüzden tedirgin haldeyiz, evden çıkamıyoruz. İşte o inanılmaz olayın yaşandığı yer burası. Oyuncu Tufan Gökpınar ve arkadaşlarının yaşadığı Şişli Bomonti'deki evinin son durumu bu şekilde. Kendi evlerinde günlerce diken üstünde oturan ev sahipleri korkuluksuz balkona dönüşen odalarına 3. günün sonunda duvar örülmesiyle bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Evet, şu an geçici olarak duvarımız yapılıyor ama şurada görüyorsunuz kırık var. Tamamen mağduriyetimiz giderilmiş değil ve pimapenin üzerine duvar yapıldı. Yolunuz Ümraniye'deki Ulubatlı Hasan Sokağı'na düştüyse ve aracınızla sorunsuz bir şekilde ilerleyebiliyorsanız şanslısınız demektir. Çünkü aynı noktada neredeyse günün her saati kaza meydana geliyor. Sürücüler de, mahalleli de, esnaf da artık bıkmış durumda. Üstelik bunca zaman bu kadar kaza olmasına rağmen alınmış bir önlem de yok. Arkadaşlarımız bugün oradaydı ve gün boyu bakın neler yaşandı. Alıştık artık. Bir ses geldiği zaman biliyoruz ki artık dışarıda bir kazanın olduğunu. Haftada en az 2-3 sefer oluyor. Buraya aracıyla yolu düşen soluğu ya karakolda ya da hastanede alıyor. Peş peşe yaşanan kazalar sürücüleri de mahalleliyi de canından bezdiriyor. Sizle konuşurken bu 30 saniye içinde 4 yoldan da araç geçti mesela. Aynen işte birbirlerini görmediklerini, biraz da süratli geldikleri için bu sefer birbirlerini kafa kafaya kaza oluyor. İşte kaza tam da bu yolda iş yerlerinin arasındaki bu dört yol ağzında yaşanıyor. Aşağıdan gelen araçla yukarıdan gelen araç hep bu yolda kafa kafaya çarpışıyor. Ve bu ne ilk ne de son olacak gibi görünüyor. Çünkü bu olay sık sık tekrarlanıyor. Burası Ümraniye Esenşehir Mahallesi. Ulubatlı Hasan Sokak'ta ortalık devamlı savaş alanına dönüyor. Üstelik bu nokta sanayi bölgesi. Çalışanlar da artık bıkmış durumda. Kadosan, DES, İmes, Modoko, bütün bu bölgelerin hep sanayi çıkışının olduğu bir bölge bura. Herkes de biliyor bu kestirme yolları. Aralardan kaçıyorlar. İş makinesi de geçiyor mesela. Yani iş makinesi, kamyon, tır, bir de geçişler, yollar dar olduğu için geçişlerde çok acele davranan insanlar oluyor. Bu da kazaya sebebiyet veriyor. Genelde bu aşağı yoldan gelen araçla bu taraftan gelen araçlar çarpışıyor. İşte bu da bir diğer kaza. Kazaya karışan bir motosiklet. Yol yine aynı yol. Hikayenin sonuysa yine aynı. Burada sürekli yani haftada bir kere iki kere kaza oluyor. Bu kazanın nedeni yollarda bariyerlerin olmaması veya bir tümseyin olmaması. Yaşananlardan yaka silken esnaf kısa süre içinde çözüm bekliyor. Ne yapılabilir? Sürücülerimizin park yasağına uymaları lazım. Köşe başlarına. Tamamıyla tek yön gidiş geliş yönlerini ayarlamaları lazım. Bence öyle düşünüyorum. Bir de artı kasisler büyük ihtimalle olması lazım. 72 yaşındaki İlya Bahar aracını yıkatmak için girdiği benzin istasyonunda korkunç bir kazaya kurban gitti. Onun ölümüne neden olan sürücü ise 82 yaşındaydı. Gözaltına alındı ancak yaşı sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden talihsiz adamın ailesi karara isyan etti.
Bütün aile için bir şok. Kayınpederimle görüştüm telefonda, araba yıkatıyorum diye. Aracını yıkamak için benzin istasyonuna girmişti ama ölüm 72 yaşındaki İlya Bahar'ı orada yakaladı. Talihsiz adam cinayet gibi kazada can verdi. Onu ölüme sürükleyense serbest kaldı. Benzin istasyonunda oto yıkamada sırasını bekliyordu. Aracına çarptı, düştü kapısı açık diye, geçti, ezdi onu. İstanbul Kadıköy'deki korkunç kazanın nedeni iddiaya göre sürücünün fren yerine gaza basması oldu. Hemen önünde İlya Bahar'ın aracı vardı. Talihsiz adam o esnada aracından inmek üzereydi. Çarpmanın etkisiyle birlikte yere düşünce aracın altında kaldı. Mümkün değil, 30 metrede ne kadar hız yapabilirsin de böyle olması gerekir. Hiçbir mantık dışı. 72 yaşındaki adam artık hayatta değil ama ailesinin hukuk mücadelesi var. Cinayet gibi o kazanın ardından katil zanlısı gözaltına alındı ama adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile şimdi adaletin yerini bulmasını istiyor. Adaletin işlemesini istiyorsunuz. Tabii bu acıyı çekmesini talep ediyoruz açıkçası. Ölüme neden olan sürücü 82 yaşında. İfadesinde ayağım paspasa takıldı, kazada bu yüzden yaşandı dedi, serbest kaldı. Paspas takıldı dedi, oradaki tanıklar da böyle bir paspas olmadığını söylediler. Talihsiz adamı hayattan koparan kişi 82 yaşındaydı ve direksiyon başındaydı. İşte aile size bu noktada tıpkı yurt dışında olduğu gibi belli bir yaşın üzerinde olanların araç kullanırken çok daha büyük sınavlardan geçmesi gerektiğini söylüyor. 70 yaşında sonraki refleksler tabii ki azalıyor. Onun için imtihanlardan, sınavlardan geçmesi lazım. Tutuklanmasını talep ediyoruz. Tehlikenin adı sahte bal. Meseleyi defalarca ekrana getirdik ancak hilekarlar durdurak bilmiyor. İşin içine yüksek glikoz oranı, yapay tatlandırıcı ve arısız bal girince ölümcül hastalıklara yol açıyor. Gerçek balı ayırt ederken nelere dikkat edeceğiz? Doğal olanı nasıl anlayacağız? Uzmanlar bakın neler söylüyor. Arısız bal bile yapılmakta. Hem şifa deposu hem de kahvaltıların vazgeçilmezi. Ama bir yandan da bunu fırsat bilen sahtekarların da gözdesi. Çünkü bal ürün grubu olarak, gıda olarak hileye çok açık bir ürün ne yazık ki. Piyasa insan sağlığını tehdit eden sahte ballarla dolu. Öyle ki doğal bal ürettiğini iddia eden birçok marka Tarım Orman Bakanlığı'nın hileli ürünler sayfasında liste başı. Arı kullanmadan bal yapmak bile şu an mümkün. Glikoz şurubu mu dersiniz, şeker mi dersiniz, tatlandırıcılar, aromalar bunlarla şu an bal yapmak mümkün. Kokusu, akışkanlığı ya da kristallenmesi aslında halk arasında balın gerçek olup olmadığı bu yöntemlerle anlaşılabiliyor. Ancak gerçekten bu yöntem doğru mu? İşte yanıtı. Ancak ve ancak analiz sonucunda sahte olup olmadığını anlarsınız. Biz tüketici olarak balı kesin anlayabileceğimiz bir metot yok. Yani bazen tüketici olarak şunu diyebiliyoruz, işte tadından anlıyoruz, boğazımızı yakıyor ya da kokusundan. Bunların hiçbiri kesin olarak balın sahte olup olmadığını anlamamıza bir işaret değil. Balı ancak ve ancak laboratuvar analiz sonucuna göre sahteliğini teyit edebiliriz. Bir balın orijinal olmadığını ancak koklayarak anlaşılır. Mesela şunu bir koklayalım. Bir dakika bakayım. Hı-hı. O kokuyu alamadım ben. Bu gerçek baldan. Tamam, doğrudur, haklısın. Bu balın akışkanlığı güzel gözüküyor. Kokusu. Ben buna diyebilir miyim ki bu gerçek bal? Bu bal işte güzel akıyor, kesmiyor ya da kokusu çok güzel, aroması çok güzel. Bu yüzden bu gerçek baldır demek bizi yanıltır. Sahte ballar şekerden kansere kadar birçok hastalığa sebep oluyor. Gerçek olanın tespitinde fiyatı da büyük önem taşıyor. Şu an 150-200 lira bandının altındaki ballar akılda şüphe oluşturabilir. Bu yüzden bal alırken özellikle kendini kanıtlamış firmalardan, güvendiğiniz firmalardan almanızı tavsiye ederim. Açtığın zaman peteğin bir güzel kokusu var. O kokuyu anlayabiliyorsan gerçek baldır. Uzmanlar satın alacak tüketiciye kayıt numarası olan balları öneriyor. İstanbul Arzay Birliği'nin kayıt numarası var. Bu bizim dolum tesisimizin kayıt numarasıdır. Afganistan sel felaketiyle boğuşuyor. Ölü sayısı 150'yi geçti ve yüzlerce kişi de kayıp. Birçok köyde su altında kaldı. Kurtarma çalışmaları şiddetli sağanağa karşı yetersiz kalıyor. (Gülüyor)
Bir nehri andıran bu akıntı günler süren sağanağın eseri. Sel yüzünden 150'den fazla kişi hayatını kaybetti. Üstelik birçok köy de su altında. Özellikle ülkenin kuzeyinde hasar görmeyen şehir neredeyse kalmadı. Aniden bastıran sağanak yüzünden sele kapılmak an meselesi. Kimi yaya olarak, kimi de aracı içinde felaketin en korkunç anlarına tanık oluyor. Çamurların içinden saniyeler farkıyla kurtarılan bu küçük kızsa şanslı sayılanlar arasında. Zira traktörle yapılan kurtarma çalışmaları her zaman yeterli olmuyor. Can kayıplarının yanı sıra maddi kayıplar da var. Yıkılmayan evlerin çoğu ağır hasarlı. Suya kapılan araçlar da hurdaya dönmüş durumda. Durumu daha da vahim kılan sağanak ve selin önümüzdeki günlerde de devam edecek olması. Tam yazlıklar çıkarılmış, şemsiyeler kaldırılmıştı ki kış geri döndü. Sadece İstanbul'da değil, yağışlı hava yurdun birçok noktasında etkili. Peki önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Merak edenler için de yanıtı geliyor. İklimler değişiyor. Evet, yazı beklerken kışı yaşıyoruz. Bugün kısa kollu giyiyorsun, yarın uzun kollu giyiyorsun. Veya bugün işte tişört giyiyorsun, yarın kazak giyiyorsun. Tam sıcaklık artmışken dereceler yine düştü. İstanbullular yağışlı havanın esiri oldu, şemsiyeler çıktı, montlar giyildi, kış geri geldi. Mayıs ayı artık havalar toparlar diye beklesek de şaşırtıyor yani. Tam hava sıcaklıkları arttı, bahar geldi derken derecelerde düşüşler meydana geldi. Haliyle böyle olunca da yağışlar etkili oldu. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Güneş yüzünü gösterecek mi? İşte cevabı. Yağışlı hava zaman zaman İstanbul ve Trakya bölgesinde çok az da olsa yağışları görüyoruz. Anadolu yakasında ve İç Anadolu bölgesinde yağışlar biraz daha etkisini artırıyor. Güneş ayın 15'ine itibaren yavaş yavaş kendini gösterecek. Yaza girme olayımız ayın 15'inden sonra az da olsa güneyli rüzgarın etkisiyle birlikte hava sıcaklığı artmaya başlayacak ve etkili olacaktır. Baharı ve yazı özetiyor, daha gelmedi. Kış hala aynı şekilde devam ediyor. Bugün hava soğuk, mont giydik ama dün daha sıcaktı, tişörtle geziyorduk. Sabah yağmurluydu, şu an çok daha iyi. Mutluyuz, anı yaşıyoruz. Sadece İstanbul değil, yurt genelinde de birçok ilde sağanak vardı. Şiddetli yağışa hazırlıksız yakalananlar oldu. Bir anda böyle büyük bir gök gürültüsü duyduk. Uzun sürdü. Ondan sonra dolu yağmaya başladı. Ondan sonra hemen aldık battaniye mattaniye, arabaları kapattık. Toz fırtınasıysa şehirleri esir aldı. Bu havalarda hasta olmak kaçınılmaz bir durum. Peki hasta olmamak için neler yapılması gerekiyor? Dışarıya çıkarken özellikle hava durumuna dikkat edilmeli ve ona uygun terletmeyecek şekilde veya üşütmeyecek şekilde uygun giysiler giymeliyiz. Mevsime göre bol miktarda sıvı almalıyız. Özellikle C vitamini. En kötü baş ağrısı, mide bulansı. En az 4-5 gün yatıyorlar. Evet. Bu havalarda genelde sıkı sıkı gidiyoruz. Çünkü çarpılmasınlar. Çocuklar değerli. Havalar aslında bir tık beni şaşırtıyor. Bazen nezle oluyorum. Bazen sıcak diyorum. Hani biraz ince giyineyim. Bir anda hava durumu değişiyor. Londra'da şu an hava sıcaklığı buradan çok daha sıcak. Londra'dan geldi ve çok daha güneşli, buranın bahar havasını yaşamayı beklerken biraz yağmur içinde kaldığımız için üzgünüz. 18 Nisan'da Tokat ard arda meydana gelen depremlerle sarsılmıştı. En büyüğü 5,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Buğdaylı köyüydü. Fayın geçtiği köyde derin çatlaklar oluştu. ATV Haber bugün bölgedeydi. Bismillah. Daha önce burada böyle bir çatlak yoktu. Hayvanlar burada otlatırken 2-3 gün sonrasında fark ettik. Deprem sonrası fayın geçtiği yerde derin çatlaklar oluştu. Arazi ikiye ayrıldı. Hemen hemen bir metreyi de geçiyor.
hayvan düzse çıkamayacak şekilde. 18 Nisan'da Tokat'ın Sulusaray ilçesi Buğdaylı köyünde yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası işte bu çatlaklar yeni gün yüzüne çıktı. Çatlakları fark eden vatandaşlar tedirgin. Neredeyse 80-90 santim derinliğinde, 40 metre uzunluğunda. Tokat'ı sallayan o depremde çok sayıda köy evi zarar görmüş, minareler yıkılmıştı. Yer sanki kalktı kalktı indi böyle. Yeri oynatan depremin merkez üssü Buğdaylı köyüydü. Fayın geçtiği köyde derin yarıklar oluştu. Depremden sonra fark ettik o çatlakları. Çocuklar hayvan atlatmaya çıkınca fark ettiler. Bismillah. Ömer Çelik de aslında Buğdaylı köyünde yaşıyor ve bu çatlakları o da yeni fark etti. İçerisine girdi, neredeyse beline geliyor. Peki bu toprak kayarsa ne olur? Toprak kayarsa muhtemelen bize mezar olur abi, Allah göstermesin. Depremde derin çatlakların oluştuğu köyde yöre halkı bir hayli tedirgin. Heyelan riskine karşı önlem alınmasını istiyorlar. Ne yapılacak, nasıl bir yol çizilecek bekliyoruz. Esra Erol'un program konukları arasında eşinin çocukları alıp evi terk ettiğini öne süren Gökhan Bulut da vardı. Eşine geri dönmesi için çağrı yaptı. Genç kadın stüdyoya geldi ama amacı bu çağrıya yanıt vermek değildi. İşte sonrasında yaşananlar. Döndü, beni seviyor musun? Sevmiyorum. Sevilecek bir insan değil misin? Yok öyle dünya. Ben istersen boşanırsın. Ben istersen boşanırsın. Öyle değil. Ben istemiyorum seni. Ben gelinime güveniyorum. Bunların tek sebebi oğlumun psikolojik rahatsızlığı. Evi terk eden eşinin geri dönmesi için katılmıştı programa. Şimdi ondan ayrıldım diye mi abla? Boşandım. 80 milyon duysun. Ben yandım yani abla. Bırakın ya ölmeyi, bittim yani. Çocuklarının annesiyle stüdyoda yüzleşti ama yeniden birlikte olmaya ikna edemedi. Döndü sana, dönsün mü? Evet. Hiçbir şekilde dönmeyeceğim, hiçbir şekilde dönmeyeceğim. Ben de beklemeyi sürdüreceğim. Neyi? Ben de zamana güveniyorum, bekleyeceğim. Zaman, zaman koydun mu da? Bekleyecek bir zaman koydun mu? Var. Mühim olan sana dönmüş olması değil. Senin geride kaldığında iyi olman, çocuklar için sağlıklı bir baba mühim olman. Mühim olan ne biliyor musun Esra abla? Benim onu çok sevmem. Biliyor zaten. Ama işte dediğim gibi bilmemezlikten geliyor. Genç kadın eşinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve evliliklerinin artık süremeyeceğini anlattı. Nasıldı ilk zamanlarda? İyiydi. Ben bir de bilmiyordum, bana demediler benim oğlum böyle bir hastalık geçirdi diye. Mesela ben zaten varmazdım demediler. Ben evleniyorum, imzayı atıyorum. Ondan sonra bana diyorlar benim oğlum böyle bir şey geçirdi diye. Onun zaten beyinde hasarı kaldıysa diyorlar tedavisi mümkün değil diyor. Bunu da ben kabul edemiyorum diyor. Edemiyorum, ben istemiyorum. Programın ilerleyen dakikalarında iki çocuk annesi genç kadına destek telefonları yağdı. Seyircilerimizden Özlem Hanım telefon attığında. Güçlü olmasından şey yanayım ben de. Benim gücüm yettiği kadar çocuklarına destek olmak istiyorum. Bir telefonumuz daha var, çok telefonumuz var. Lütfen ve lütfen bu destekleri hani böyle mağduriyet kabul etme. Sana hediyemiz olarak yanında olamıyoruz, manevi bir destek sağlayamıyoruz. En azından sen kendini iyileştirebilene kadar ben veya diğer arkadaşlarım yanında olmaya kararlıyım. Teşekkür ederim. Beni benim gibi yaşayanlar anlar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani 19 yıl sonra bir ilk yaşandı ve güneşte büyük bir patlama meydana geldi. Bilim insanlarına göre bu normal bir süreç. Bununla birlikte dünyanın birçok yerine yansıyan kuzey ışıkları Türkiye'de de görüldü. Dünya 19 yıl sonra güneş patlamasına tanık oldu, sonrasında ise jeomanyetik fırtına yani kuzey ışıkları yeryüzüne yansıdı. Hem de en güzel haliyle. Kuzey yarımküredeki birçok ülke ve Türkiye'de görüldü o ışıklar, İstanbul'da dahil. Mega kente süzülen kuzey ışıkları pilotların objektiflerine yansıdı. Amerika, Kaliforniya, Moskova ve İngiltere'de de uzaydan yansıyan muhteşem görüntüler vardı. Bilim insanlarına göre bu durum normal bir süreç ama güneşteki patlamaların dünyaya bazı olumsuz etkileri de olabiliyor.
En son benim bildiğim kadarıyla Ekim ayının 2003 yılında gerçekleşti. Hı hı. GPS sistemlerini büyük ölçüde etkiledi. Haberleşme sistemleri, uydularla olan iletişimleri de kesintiler oldu. Bu sefer beklenen aksaklıklar yaşanmadı, o anlara tanık olanlara keyfini çıkarmak kaldı. Van'da çığla birlikte şarampole sürüklenen minibüs aylarca kar altında kalmıştı. Çığ tehlikesi ortadan kalktı ve yol ulaşımı açıldı. Sahibinin 5 aylık bekleyişi de son buldu. Ekipler 8 saatlik operasyonla minibüsü kurtarıp sahibine teslim etti. Beş aydır bu hali bekliyoruz. Ekmek teknesi çığ altında kaldığı günden beri bu anı bekliyordu. Minibüsünün kurtarılmasıyla dünyalar onun oldu. Şartlarımız zor. Zor şartlarda yaşıyoruz. İsmail Güncü'nün minibüsü geçen Aralık ayında Karabet geçidinde yolda kaldı. Sürücü canını kurtardı ama araç peş peşe düşen çığlarla şarampole sürüklendi. Yol riskli olduğu için ulaşıma kapanınca da geçitte mahsur kaldı. Peş peşe gelen çığ arabamızı aşağıya sürüklenmiş. Bu araba kaldıktan sonra belki 20 defadan fazla gelmişim. Çok merak ediyorum. Risk ortadan kalkınca araç sahibi ilk iş içindeki eşyaları tahliye etti. Sonunda sıra minibüsün kurtarılmasına geldi. Hiç tek başına çekemedi. Ondan sonra greyler geldi. Aylar süren bekleyiş 8 saatlik operasyonla son buldu. İsmail Güncü ekmek teknesine kavuştu. Sırada dünyadan önemli gelişmeleri derlediğimiz haber turumuz var. İşini ateşkese bırakmayan Hamas, işgali sürdüren İsrail askerlerini işte böyle durduruyor. İsrail ordusu havadan acımasızca saldırsa da karada ilerlemenin bedelini ağır kayıplarla ödüyor. Gazze'deki katliama destek veren Amerika'nın vicdanlı öğrencileri ise sokakta. Filistin halkı için barış sloganları atıp sessizliğe isyan ettiler. Tabii polisin müdahalesi de gecikmedi. Pakistan ve Avrupa ülkelerinde öğrencilerin ateşkes çağrısı devam etti. Asker olması ABD polisinin siyahilere yönelik tavrını değiştirmedi. Ekipleri o adrese getiren evde şiddet uygulandığı ihbarıydı. Hava kuvvetlerinde görevli personel kapıyı elinde silahla açınca polisin ilk tepkisi tetiğe mermisi bitene kadar basmak oldu. 23 yaşındaki Amerikan askerinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Üstelik polisin yanlış eve baskın yaptığı da iddialar arasında. Sel yıkıp geçiyor, ölümler durmuyor. Brezilya'yı vuran felakette can kaybı 113'e yükseldi. Bilinen kayıp sayısı şimdilik 140. Dahası rakamların artacak olması da bilinen bir gerçek. Açıklanan maddi hasarsa 3,7 milyar dolar. Rusya'da sürücü kontrolünden çıkan otobüs 20 yolcusuyla birlikte nehre uçmuştu. Bu kazadaki can kaybı da 7'ye yükseldi. Kavala kurabiyesi, kallavisi, kendine has helvası ve sadece bu şehirde bulabileceğiniz en özel lezzetleri. Edirne'ye asırlık Çınar Arif Usta'nın mutfağına gideceğiz şimdi. Altay Altuğ ve Mehmet Şahin ünü ülke sınırlarını aşan o tatlıların hikayesini ustasından dinledi. Kaç
Halil abisi, Kavala kurabiyesi, Devai misk helvası. Ya tatlı tatlı yerim, tatlı tatlı konuşalım. Edirne'nin birbirinden leziz, dillere destan tatlıları onlar. Maraş'ın dondurması gibi derler, dondurma evet. Değildir. Hepsi de tezgahların renkli ustası Arif Meriç'in elinden çıkıyor yarım asırdır. Sen yolcu, ben yolcu. Kameraman zannediyor, o da yolcu. İşin garip tarafı, seyredenler de yolcu. Ha, o zaman ne yapacağız? Bu kubbede hoş bir seda bırakacağız. Hoş değil, hoş. Hoş kardeşim, hoş. Ustaya bakar mısınız ustaya? Arif Usta. Arif Usta diyor ki, Arif'e tarif gerekmez. Bana anlatmayın, ben yapacağımı bilirim diyor. Yapıyor da, neler yapıyor? Devai misk helvası yapıyor. Kallavi tatlısı yapıyor, badem ezmesi yapıyor. Bitmedi. Daha neler var neler. Bakkal amca, bakkal amca. Ne var? Yağın var mı? Var var. Unun var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana. Helva yapsana. Evvelden çırağı verirlerken ne derlerdi? Eti senin, kemiği benim. Bir Arnavut ustama götürdüler. Onun yanında yetiştim. Kaç sene oldu? Yaş 70'e doğru gidiyor. 50'yi geçtik. Yarım asırdan beri tatlandırıyorum insanoğlunu. Ne tarifi yaparım? Dedelerimizden aldığımız kavala kurabiyesi, badem ezmesi, kallavi. Bir de insanın gözünü açan, merdivenleri süratle çıkartan devai misk yaparız. Nasıl açıyor gözleri? Böyle. Gözlerin öyle bir açılır ki. Bal taşı. Bak bak, gördüğün zaman böyle açılır. Yediğin zaman da uçarsın. Helvacının küreği. Allah Allah, şuraya bak. Hop, helvacının hop. Küreği. Hop hop eder yüreği. Allah Allah. İşte bunun içinde 40 tane baharat. Tatlı olan baharatların hepsi. Zencefil, tarçın, karanfil, udul, kahir. Misk var, misk. Ceylanın içinden çıkar. Sıvı bir madde, trilyon değerinde. Ağzın sulanmaya başladı. Tabii. Yedireceğiz be kardeşim. Merak etme. Aa, hemen. Bunu aldık mı ne yapıyoruz? Koşarak şimdi, memlekete dönüyoruz. Şimdi zaten sen arabayla geldin. Ayaklarından tutun da uçarak gitmesin bu adam. Tutun bunu. Al bakalım. Afiyet olsun. Kavala kurabiyesi. Zaten çok güzel. Bildiğimiz bir tat. Harika bir şey yani. Hilal şeklinde kavala kurabiyemiz. Bu da çay ve kahveyle güzel bir şekilde yenilip içilen tarihi bir kurabiyemiz. İçinde neler var? İhlas var, aşk var, samimiyet var. Bir de ben gireyim, tam olsun. Ya, bir ben zaten seni gireyim. Atacağım kazana. Edirne'nin unu var, badem var, Edirne'nin yayık tereyağısı var. Bir de pudra şekerimiz var. Bizim kavala kurabiyesi böyle güzel kardeşim. Arif Usta pehlivanlarımıza da yediriyor yaptığı tatlılardan. Hatta sumo güreşçilerine de. Sumocu kardeşlerimize 19 adet yedirdik. 80 porsiyonda ciğer yedirdik. Saldık onları çayıra, Mevlam kayıra. Koyduk önlerine Ahmet Taşçı'yı. Ya be şöv böyle falan derken bir güreş. Yunanlılar her hafta buraya gelirler. Bilhassa Kavala'dan gelirler. Derler ki, abi komşu ne güzel yaparsın bu kurabiyeyi. Yaparız tabii. Biz niye yapmayalım? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemine Erdoğan, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen anneleri devlet konuk evinde ağırladı. Annelerle tek tek ilgilenen Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la beraber annelerin sorun ve taleplerini dinledi. Tek tek sarıldığı büyüklerin ellerinden öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit, gazi ve engelli annelerini devlet konuk evinde ağırladı. Engelli oğlum var, onunla ilgileniyorum sürekli. Emine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı paylaştık, sevgilerimizi paylaştık. Gerçekten çok düşünceli bir programdı. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir de mesaj yayınladı Emine Erdoğan. Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar dedi. Emine Erdoğan Filistinli anneleri de unutmadı. Zulüm ve esaret altında çocukları için direnen cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık diyen Erdoğan, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diledi.
Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da vardı. Annelerin sorun ve taleplerini dinledi. Filistinli annelerin yaşadığı zulüm onun da gündemindeydi. Filistinli annelerin de biliyorsunuz, onlar da maalesef bombardıman altında hala zorlu süreçlerde anneler günü yaşıyorlar. Başta onlar olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlamak istiyorum. Tunceli'de Munzur Vadisi'nde gezen turist fotoğraf çekerken bir sincapla karşılaştı. Baktı ki yanından ayrılmıyor, onu eliyle besledi. Simit poğaça ayırt etmedi. Kendisine ikram edilenleri afiyetle yedi. Tunceli'de Munzur Vadisi'nde gezintiye çıkan Eray Gül, mesire alanında fotoğraf çektiği sırada bu sevimli sincapla karşılaştı. Belli ki insanlara alışıktı. Kaçmak bir yana, peşine takılınca karnının aç olabileceğini düşünüp yanındaki simit ve poğaçayı paylaşmaya karar verdi. Sincapın karnı epey açtı. İkramı geri çevirmedi, karnını bir güzel doyurdu. Eray Gül de onu elleriyle beslediği anları görüntüleyip sosyal medyadan paylaştı. Ana haberin sonuna geldik. Bir hatırlatma yapalım. Az sonra Kardeşlerim yeni bölümüyle ekranlarınızda olacak ve bu hatırlatmanın ardından şimdi bir araya gidiyoruz. Kapanış için birazdan yeniden birlikte olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.